bugün grup toplantısını gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Ve uzun zamandır emeklilerin beklediği mitingle ilgili de konuştu. Hemen getiriyorum ekranlara. Bu miting ne zaman olacak? Ne kadar katılım olabilir? Katılıma göre iktidarı harekete geçirir mi? Bütün bunların değerlendirmesini Özgür Bey'den alacağız. Yakında Türkiye'deki bütün emeklilerle birlikte emeklileri açlığa mahkum eden 10 bin liraya isyan için mitingdeyiz, eylemdeyiz. Emekliyle birlikteyiz. Staj mağduruyla, çıraklık mağduruyla, kademe bekleyenlerle, emeklilikte kademe bekleyenlerle birlikteyiz. Çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, işçisiyle. Türkiye'nin birinci partisi olarak, bu meclisin şimdilik ana muhalefet partisi olarak onlarla birlikte olmaya, onlarla birlikte yürümeye, seslerini duyurmaya, haklarını almaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmıştır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız ve biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazanacak. Saygılar sunuyorum. Evet, yani önemli aslında dediğiniz gibi dile getirmesi, ama bir yandan da şimdi çok yakında diyor, eylemdeyiz emeklilerle beraber. Emeklilerin de beklentisi bu zaten. Büyük bir miting yapılması. Belli ki Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili hazırlıklara başlamış durumda. Özgür Özel bunu sık sık dile getiriyor. Peki Özgür Bey, şimdi böyle büyük bir miting yapılırsa, atıyorum şimdi öyle bir miting yapıldı, 1 milyon kişi geldi oraya emekli. Hatta kademeli bekleyen ve staj ve çıraklık mağdurlarından da bahsediyor Özgür Bey. 1,5 milyon kişi meydana toplandı. Ankara, Tandoğan ya da İstanbul, işte Yeni Kapı, bilmiyorum. Bir etkisi olur mu iktidar üzerinde, ne dersiniz? Bak, tabii ki olur. Geçmiş dönemlerde Şebnem Hanım, şimdi yaşımız çok değil ama bazı konuları da hafızamızda taşımaya devam ediyoruz. Geçmiş dönemde sendikalar milyonları bir araya, yani yüz binleri bir araya toplardı. Değil mi? Çok büyük mitingler olurdu. Oradan hükümete eleştiriler sunarlardı. Hakkımızı istiyoruz derlerdi. Şimdiki gibi böyle hükümetin yanında olan sendikalar yoktu. Evet. Bir taraftan bakın, şu anda eski böyle bir heyecana geri dönülebilir. Hakkını aramak, çok adaletli bir yasal düzenlemenin yapılmasını talep etmek işini zaten hakkı. Yani bunu talep etmemek aslında enteresan bir durum değil mi Şebnem Hanım? Yani bunu talep etmeleri gerekiyor. Biz bunları hepsini hatırlıyoruz. Şimdi böyle bir organizasyonu Cumhuriyet Halk Partisi yaparsa, Cumhuriyet Halk Partisi, bakın halkın partisi, biraz daha halkla yakınlaşır. Bu nedenle de katılımı da ben çok olacağını düşünüyorum. Hükümet üzerinde de etkili olur. Yani yüz binlerce kişi, milyonlarca kişi meydanlara çıkıp da hakkını talep ederlerse kayıtsız kalmaz. Bakın hükümet şu anda zaten bocalıyor. Evet, hükümet şu anda bocalama dönemine girmiş. Bu dönemde de ama bakın yapacağı sözleri vermesi gerekiyor. Yapacağı sözleri vermesi gerekiyor. Özgür Özel'in söylediklerinin hepsi kendisini bağlayacak. Tabii. Ben bir şeyler söyleyeyim de işte şirin gözükeyim, oy alayım, sonra da bakarız şeklinde değil. Bunların hesabını kitabını çok iyi yapıp ona göre bu açıklamaları yapması gerekiyor. Çünkü evet, bu söylediklerinin hepsi kendilerinden talep edilecek. Şimdi stajyer ve çırakların hakları için mücadele ediyoruz diyorlar. Stajyer ve çırakların hakları için mücadele ediliyor. Diyelim ki Türkiye'de bir anda seçim olsa, Cumhuriyet Halk Partisi kazansa, artık şunu söyleyebiliriz öyleyse. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçime gidilirse ya da normal seçimde gözüken o ki Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanır. Öyleyse stajyerlere ve çıraklara yasal haklarını verecekler. Tabii bunu ima ediyor aslında sayılar. Artık yani bunu söyle değil mi, net bir şekilde? Kademeli emeklilik getireceğiz diyor. Planlarındayız diyor. Evet, planını yapmış demek ki. Kaç yaşında kim nasıl emekli olacak, planını yapmış demek ki. Acaba. Plansız programsız kalkıp böyle konuşacak bir halin olmaması lazım değil mi? Sonra gelip kasa boş. Acaba bilmiyoruz ki. Kasa boş.
ya aslında umduğumuz gibi değil, kasa boşmuş, para yokmuş, borç fazlaymış diyemez herhalde. Yok canım. Dememeli. Yani tabii ki dememeli. Ama hani şunu hep konuşuyoruz ya, hani artık çıkıp Özgür Özel'in ya da işte Gölge Çalışma Bakanı'nın, Gaye Hanım'ın, birilerinin çıkıp bütün bu bahsettikleri konularla ilgili, staj ve çıraklık mağduriyeti, kademeli emeklilik, emekliler, bunlarla ilgili detaylı bir şekilde ne yapacaklarını söylemesi lazım. Bakın bilmiyoruz diyoruz mesela. Yapacağız diyorlar ama hani nasıl yapacak bilmiyoruz. Ya bunları bizim artık bilmemiz gerekiyor vatandaşlar olarak, medya olarak, işte siz sosyal güvenlik uzmanı olarak. Nasıl çözeceklerini bize anlatmaları gerekiyor. Bu meetingde belki anlatırlar yani bilmiyorum ama. Gamze Taşçıyer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Çalışma Bakanı. Evet. Gölge Çalışma Bakanı'nı bizim artık biraz daha fazla görmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir şekilde bu konuyla ilgili tavrını belli etti. Mesela tavrını kim belli eder? Bir partinin lideri tavrını belli eder. Gayet güzel. Sayın Özgür Özel'i de tebrik ediyorum. Çok net bir şekilde tavrını artık belli etti. Çok özür dilerim. Peki tavrını belli ettikten sonra gerekli içini, altını kim dolduracak? Gerekli açıklamaları kim yapacak? Bu söyledikleriyle ilgili. Gölge Çalışma Bakanı öyleyse altını dolduracak. Bu nedenle de Gölge Çalışma Bakanı Sayın Gamze Taşçıer'in de artık bu konularla ilgili dersini çalışıp bu konularla ilgili açıklama yapması lazım. Bakın AK Parti'de hep şunu eleştirdim ben. Siz de eleştiriniz. Ben çok da eleştirenlerden bir tanesi siziz biziz. Evet. Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanımız şurada, Cumhurbaşkanımız burada diye tweet attığında ne kadar çok bozuluyoruz değil mi? Ya kardeşim sen işine gidiyorsun. Cumhurbaşkanının nerede olduğunu zaten televizyonlar söylüyor, sosyal medya söylüyor, AK Parti söylüyor. Sen Cumhurbaşkanının nerede olduğunu, ne yaptığını falan paylaşma. Ne iş yaptığını, ne iş yapacağını, çalışma hayatıyla ilgili nasıl bir düzenlemeler yapacağını bunları beyan et. Bunları öğrenelim. Bunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarınızla, kimlerle görüşecekseniz, bakın sendikalarla demiyorum, sendikalarınızla kimlerle görüşecekseniz görüşün, bunları açıklayın. Şimdi biz bunları eleştirirken, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gölge Çalışma Bakanı olarak lanse edilen kişi, o da işte Cumhuriyet Halk Partisi liderimiz Özgür Özel orada, Özgür Özel burada diye paylaşım yaparsa bu doğru olur mu? Olmaz tabii canım yani. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi net bir şekilde tavrını ortaya koyduysa Gölge Çalışma Bakanı'nı artık biz sokaklarda, meydanlarda, basında görmeliyiz. Ve televizyona çıktığında da işte AK Parti öyle, AK Parti şöyle. Bana ne AK Parti'nin öylesinden böylesinden ya. Siz ne yapacaksınız? Zaten millet biliyor AK Parti'nin 20 yıldır. Yani. Görme, her şeyi gördük. Tabii canım yani hepsini biliyoruz. Çıkın bakalım, içini doldurun. Stajyer ve çıraklarla ilgili nasıl bir düzenleme, kademeyle ilgili nasıl bir düzenleme, neler yapacaksınız, yaşı kaça indireceksiniz, 5000 gün diyorsunuz, 3600 gün diyorsunuz, bunlarla ilgili anlatın öylesi yani, içini biraz daha doldurun, biraz içi boş kalmasın. Evet evet, inşallah yaparlar yani, şu anda dediğiniz gibi boş geçiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir fırsat yakaladı aslında. Gerçekten tarihi bir fırsat yakaladı. 50 yıldır iktidar olmadı Cumhuriyet Halk Partisi ve 50 yıldır belki de ilk defa bu kadar iktidara yaklaştı. Tarihi bir fırsat. Çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Vatandaş adına, vatandaş için çok iyi çalışmaları gerekiyor. Ve bunu da vatandaşa çok iyi anlatabilmeleri gerekiyor. Bunu anlatabilmelerinin yolu da sizin anlattıklarınızdan geçiyor. Yani bunu net bir şekilde anlarlarsa umarım böyle bizi takip ediyorlar, izliyorlar. Umarım bugünü özellikle bu yayını da dikkatle izleyip takip ediyorlardır inşallah. Bu tarihi fırsatı çok iyi değerlendirmeli gerektiğini bildiklerini biliyorum. Özgür Özel de söylüyor zaten. Artık böyle bir kapıyı araladık, oradan hani geçeceğiz ve iktidara yürüyeceğiz diyor. İktidara yürümek için de bütün bunları değerlendirmesi gerekiyor, mutlaka bilmesi gerekiyor. Bir arkadaşımız da şey yazmış. CHP duy diyor, atanmış değil liyakatli bakan istiyoruz. Özgür Erdursun göreve. Özgür Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün Türkiye'de bir erken seçim olursa hangi parti yüzde kaç oy alıyor diye bir anket vardı bakın. AK Parti bugün seçim olsa %32.20 oy alıyormuş. Vay be, yine iyi alıyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi %26.50. Evet. MHP %9.8,
DEM 9.10, İYİ Parti 5.6, Yeniden Refah Partisi 4.5, Zafer 4.20, İşçi Partisi 2.6, diğerleri 5.5. Evet. Yani şöyle bir şey, belediyeler kazanıldı, bu iş bitti değil. Şimdi aslında her şey Cumhuriyet Halk Partisi için başlıyor. Doğru. Emeklilerle ilgili miting mi? Yapmalısınız. Vaatlerin içini doldurmalısınız. Milleti gerçek anlamda ikna etmelisiniz. İnandırmalısınız. Yanındaki arkadaşları, ekibi iyiyse Temmuz ayının önemini... Ya bu arada ekip bizi çok net izliyor. Yani çok yakından takip ediyor. Biliyorum bu nedenle kendilerine bunları da söylüyorum. Bir taraftan tüyo da veriyoruz kendilerine. Evet. Temmuz ayından önce bakın Haziran ayının sonuna kadar en geç Haziran ayının sonuna kadar büyük bir miting yapmalı. Özellikle şimdi yapması da bence önemli değil. Mitingi Haziran ayına miting yapmaları lazım. Kesinlikle katılıyorum. %100 katılıyorum bu söylediğinize. Çünkü hakikaten de Temmuz'dan sonra şimdi Özgür Özel şey demişti ya, miting yapacağız ama seçimden sonra demişti. Hepimiz böyle bir down olmuştuk. Onu söyledikten sonra. Şimdi de Temmuz'dan sonra miting yapacağız derse. Temmuz'dan sonra miting yapacaksa hiç yapmasın daha iyi. Yapmasın bence de yani. Umarım duyarlar sesimizi Özgür Bey. Umarım duyarlar ve işte en geç Haziran ayında bu mitingi gerçekleştirirler. Hatta mümkünse Haziran ayında bu mitingi gerçekleştirirler diye umuyoruz. Göreceğiz. Haziran ayının son haftası, son hafta sonuna böyle bir miting yapmaları lazım bence. Evet.